Nedir açık hava müzesi? Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karabülçek mahallesinde 2013 yılında Altındağ Belediyesi tarafından köy hayatını yaşatma adına 500 dönümlük arazilerinde kurulan eski köy evleri, konakların olduğu yerler. Şimdi sizlere adına girip bu güzel, muhteşem Altınköy'ü gezeceğiz. Tabii ki tek değilim. Güzel bir misafirim var İzmir'den. Ve Ankara'da sisli fıstığı var ama İzmir'in güzel havasını buram buram getirerek bu geziye de renk katacak. Ve misafirim de sizi iyi tanıyorsunuz. Bakalım sözü ona vereceğiz. Gazim hoş geldin. Oo, hoş bulduk güzel insan. Nasılsın? İyiyim güzel insan. Ya vallahi. Ben de diyorum bugün niye İzmir'de havası var, Ankara'da yani. Deniz kokuyor, martı kokuyor, boyoz kokuyor diyorum. Evet güzel insan, bir İzmir'den geldim güzel insan buraya. Ama Ankara'ya bir baktım, Ankara'nın da baharı buruk, kışı soğuk güzel insan. Burada yeniden seninle buluşmak gerçekten çok güzeldi. Birlikte bu Altınköy'ü gezeceğiz. Ben daha önce Altınköy'ü hiç gezmedim güzel insan. İlk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum. Bu da sana nasip oldu. Evet Gazi. Hadi gel beraber gezelim bakalım. Buyur Gazi. Beni tanınlar, eski karakol komutanı gelmiş derler. Bir uğrayalım konaklara, hadi gidip yerlere. Bakalım. Yani bu değerli takipçiler, köy hayatını yaşatma adına yapılmış camiler, okullar, köy evlerinin olduğu şeyler. Tabii ki burada yani bu yüzyıllık ahşap malzemeler içeride tanıtırız onu. Evet. Evet güzel insanlar, Altınköy'e hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk. Hoş buldum. Bir bakacağız, gezeceğiz. İlk defa geliyorum. Ben de bilmiyorum burayı. Bakalım. Altınköy çok basit. Ankara'ya yani Kızılay'a 10 kilometre kadar uzaklıkta. Samsun yolu güzergahından döndüğünüzde 5 kilometre sonra Altınköy'e geliyorsunuz. Evet, hadi gidelim. Altındağ ilçesine bağlı Karabülçek mahallesinde açık hava müzesi. Evet güzel insanlar, Altınköy 9-9-18 lira güzel insan, kişi başı 9 lira. Evet. Hani arkadaşlar bilsinler gelenler, böyle de bir biletimiz var. Gazim, bu alanda gece kondular vardı eskiden. Gecekonduların yıkılmaz sonucu yani, hem kentsel dönüş kapsamı hem de ve gittikçe de güzelleşti. 2013'ten beri bu devam ediyor. Ben şu şekilde. Gazim, Altınköy'ün yerleşimi bu. Değirmeni var. Asma köprüsü var bakın burada. Yani açık hava müzesi gerçekten çok güzel düşünülmüş yani köy. Yani burada muhtarlık binası, tulumba kuyudan oyun alan taş fırına kadar, köy kahvesine kadar, köy bakkalı, köy okulu, köy çeşmesi, kümesleri, konağı ve butik oteli var, ambarı var, çoban evi var, yayla evleri var, su değirmeni var, su kuyusu var, at ahırları var, buğday tarlası var ve ilk hasat burada yapılıyor yani. Vay çok böyle güzel. Marangoz sahnesi var, pızarhaneleri var, bağ evleri var, meyve bahçeleri var ve bağ konağı var. Mescitleri var ve caminin şu özelliği var, inşallah gezeceğiz. Çivi çakmadan yapılan bir cami. Kastamonu ve Çankırı'daki köylerdeki evlerin ahşap şeyler, vatandaşların rızası alınarak getirip burada birbirine geçmeyle takılarak yapılıyor. Kastamonu'da yani, da öyle bir cami gezmiştim güzel insan ben. Gerçekten güzel yani. Kastamonu'da öyle çivisiz yapılan camiler var güzel insanlar. Ben de gezdim. Gelin ve damatların fotoğraf çekimi için tercih ettikleri bir yer. Anladım. Gerçekten Ankara'nın yani merkezi sahili güzel bir yerde, güzel düşünmüş. Şimdi bakalım bu güzel şeyi ve 2013'te yapıldığı için bakın yeşillenmiş, daha da güzelleşmiş. Evet, Değirmen çok güzel. Bizi karşılıyor. Bir de o şöyle bir kolaylık oldu. Ankara-Samsun yolu dedik ama çevre yolundan da Altınköy'e bağlantı verdiler.
Oo, çeviriyor bunlar. Evet, bu Samsun, işte İstanbul yolu, Pursaklar havalarına giden yoldan Altınköy'e çok rahat ulaşıyorsunuz. Çevre yoluna giriş var artık. Evet, güzel insan. Şöyle şey de çok güzel. Evet, yerlerde çok emek var. Arnavut kaldırım diye tabir ettiğimiz taşlar. Yağmur yağdığında bakın, yağmur yağmış, hiçbir şey yok. Çünkü araya evet, kumlar var. Bu Arnavut kaldırımlı taş yolları seviyorum güzel insan. Evet. Özellikle yağmur yağdığı zaman ben çamur olmuyor. Ben Aydın'da çalışmıştım, yağmur yağardı. Yağdığında evet, herhangi bir şey yoktu yani. Burada da bir çeşme var. Evet, Altınköy'ün girişinden... Bir çeşme başından girdi. Su içmek lazım. Evet, Altınköy'e girdik. Tabii ki çeşmemiz var ama ne yazık ki şeylerimiz, insanlarımız tarafından... Götürülmüş. Kırılıyor böyle işte. Genellikle işte birileri... Bak şurada ne güzelmiş güzel insan ya. Yani burada her doğal şey değil mi? Bir... Köy evet, yaşatma adına. Çok olmuş. İşte ilk bizi köye bir karşılıyor. Bakın köyünde ne var? At arabamız, düven dediğimiz. Yani çift sürerken orada... Çok güzel şeyde, güzel insan ya. Ve içeride bakın saban sürerken, tarla sürerken kullanılan aynı malzemeler. Bunlar hep gerçek yani 100 yıllık belki daha fazla tarih sahip. Çok, çok güzelmiş. Evet, inşallah gezeceğiz de... Burada işte ördeklerimiz, kazlarımız doğal ortamında şey yapıyor. Şurada bir yine tavus kuşu var bak şurada. Ekmek olsa verirdik sana ama yok. Alışmış. Ekmek yok. Nasıl? Yeşil başlı kovalıyorduk. Evet, evet. Yeşil başlı kovalıyordu. Bana kızıyor şimdi. Simit getirmedin, ekmek getirmedin. Dönüşte söz sana. Güzel. Bak bak bak, şunlara bak. Evet, çok güzeller. Gel, gel, gel. Çok güzel. Bunlara yeşil başlı ördeğin şeyini ekleriz. Gidelim. Yani diyorum, dere bölgesi, asma köprüli, yel değirmeniyle, seyir terasıyla, at çiftliğiyle, köy konağı, köy bakkalı, köy kahvesiyle. Şimdi kısa bir kahvaltı molası vereceğiz. Kahvaltı molamızdan sonra gazimiz de bu kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Tamam, tamam güzel insan. Evet, evet, köy konağı. Dışı çok güzel. Dışı da güzel, güzel insan. Değerli Gazi Adnan YouTube kanal takipçileri, işte bunlar bahsettiğimiz Çankırı, Kastamonu gibi illerimizin köylerinden getirilip, bakın bizim de vardı bunlardan. Hayvanlara verilen oluk diye kabul ettiğimiz hayvanlar bunun içerisinde, keriz su içinde kullanılır, saman içinde. Evet, ahırda ne güzel yapmışlar. Vardı ahşaptan. Evet, ağaca oymasıyla hayvanlar bunda yemeğini yerdi, yemeklerini. Yani yine bakın at arabası, yani bu sonradan yapılma falan değil, 100 yıllıktır belki. Semerimiz yine o dönemden kalma hepsi. İşte yabaydı, tırmıktı, dirgendi vesaire, hepsi köy hayatını yaşatan şeyler. Evet. Ve bize. Köy kızımız, konağımız. Bakalım menüde ne hazırlamışlar bize. Gerçekten işte köy konağı, inşallah içinde vesaire evet, gezer, kapılarımız orijinal halinde. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bunlar o dönem yaşamayan varsa yaba diye tabir ettiğimiz bizim evde halen duru ve bakın çift sürerken at, öküz ve öndür altında yanan taşlar vardı evet, bunlar. Düven. Düven dediğimiz öküze işte önünde çiviyle dürter. Aynen. Öndere durup, diyorduk biz ona. Öndere. Öndere ve üzerinde uyurduk. Bu taşlar çakmak taşı gibi yanardı. Çok hoşumuza giderdi. Bakın orijinal haliyle burada duruyor. Düven yani kısacası. Aynen. Harmanda yani ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılıyor yani resmi evet, olarak bunu yani. Şu aslında düven diyen, niye diyorlar düven diyorlar biliyor musun? Düven mesela düven ayırıyor bir de çok bakın, şeyi. Bakın öküz ve atlara vurulan boyunduruk diye tabir ettiğimiz yani çift sürmede kullanılan şey. Yani. Evet evet. Yani iki öküz çift tarafı geliyor bu boyunduruğu yani orada. Yani her boyuna vurulduğu için de boyunduruk diyorlar. Değerli takipçilerimiz görüyorsunuz
Bakın geçmek suretiyle ahşaplar birbirine. O dönemdeki aynen. Evler bu şekilde yapılmış yani. Muhteşem aynen, bir. Aynen. Bakalım kahvaltıda ne hazırlamışlar bize. Evet. Hadi gel. Menü şeyiniz var mı? Menümüz yok maalesef. Ne var şimdi burada? Sıcak olarak tereyağlı sarma yumurta, patates kızartması, pişir, sigara böreği, soğan kavurması, domates, biber kızartması, salçuka, ekmek taşı bulunuyor. Daha ne olsun? Onlar da var. Ha, daha ne olsun? Bilmiyorum, istediğin yukarı konak da var, burası da var. Gel yani burada pisi falan yeriz. Tamam, bir tane. Gelin madem. Sizden de değil mi? Yeterim. Fark etmiyor. İsterseniz aşağıda da oturabilirsiniz. Tamam. Benim çok kutusu yok. Evet arkadaşlar, Tümköy kahvaltı var. Hanım kızlar getirmişler. Sıcaklar da geliyor hemen, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çeşitli bol güzel insan. Şeyiz ama konaklarda aile kalabalık diye çok geliyor değil mi? Evet. Çok zengin bir kahvaltı sofrası güzel insan. Güzel insan bu mesela ne kadar insan burada ne yiyeceğini şaşar güzel insan ne diyorsun bu kahvaltı? Köy konağına gelmişken de yani nerede kuş sütü eksik derler. Kuş sütü var mı? Kuş sütü yok. Istiyor. Nerede kuş sütü? Onu unutmuşum. Bal kaymak yani tabii çok fazla gerçekten fazla. Yani iki kişilik. İnanın yani 12 kişi doyar. Keşke 2 kişi daha olsak da güzel insan. Evet. Onlar da yesin. Evet. Yani çok çok sağ olun. Pardon. Gazim, afiyet olsun. Köy konağındasın he? Gel beraber olsun. Bakayım bende ne var? Kuş sütü yok ama burada. Niye kuş sütü yok? Altınköy ilk gelişin doğru mu? Altınköy'de altın gibi bir sofra. Bu ne abi? Hangisini yiyeceğiz biz bunu? Hı hı. İki kişilikten söyledik ama 12 kişi doyarmış. Onunla buraya rahat. Evet, bereketli oldu. 6 kişi doyardı burada ben sana söyleyeyim. Hı hı. Bunları çok iyi yemeyeceğiz zaten biliyorsunuz. Hoş geldin Gazim İzmir'den. Hoş bulduk. Ankara'ya renk kattın, mutluluk kattın, havasını bile değiştirdin. Çok teşekkür evet. Ediyorum. Vallahi şöyle İzmirliler de görsün böyle bir kahvaltı İzmir'de yok. Ben bulamadım, görmedim yani. Ben İzmir'e geldiğimde sadece senden bir şey istiyorum yani. İki yürek adına yeter. Yanında da martı eti olsun. Tamam güzel insan. Tabii İzmir'in boyozunu seviyorum ben. Boyoz bir de bomba. Bomba. Bir de bombamız var. Bomba. Afiyet olsun, hoş geldin. Bir mi çeksin de? Uyum abi Batır. Bir dakika. O ne Gazim? Kuymak. Kuymak. Hmm. Ellerine sağlık, güzel değil mi? Evet, çok güzel. Ama baksana abi. Elimde kopar. Afiyet olsun. Daha teşekkür ederim. Şuradan var. Baksana. Bunlar bir de şey. Buraya buğdayı koyuyorlar. Böyle, bu böyle çevriliyor. Bizim evde ahırda var. Aynen bu. Evet evet. Böyle çevire çevire bulgur yapıyorlar. Un bile bundan yapıyorlar. Güzel insanlar eskiden böyle ya, çevriliyor. Bu. Bizim köyde var Gazim. Buğdayı koyduğunu çevirdikçe evet, buğday evet. Kıyılı un oluyor. Ama güzel insan. Şunu bak ben bunu ilk defa görüyorum. Evet Gazim o ne? En eski nipsel diyoruz biz buna. Hani buğday ekmek için. Evet. Bunun biliyorsun şimdi traktörlerde şu şöyle duruyor güzel insan. Evet. Bunun içine bak buraya tohum mu koyuyorsun? Yani buğday insan. Buraya konuyor. Evet. Buraya bu deliklerden üst deli var akarken. Akarken. Tarlayı sürerken pulluk dediğimiz bu, kısmı. Bu doğru mu? Arkadaki pulluk da onu sürüyor ekiliyor. Tam pulluğu göster Gazim. Bak şunlar gördün mü? Üçlü pulluk. Evet. Güzel insan. Hı. Vay be. Evet. Bak bugüne kadar gördüğüm gerçekten. Ve Gazim de üzerine dikkat ettin mi? Belki yılı da yazıyordur ama okuyamadım. Eskişehir'de yapılmış. Eskişehir'de. Evet. Şurada bakın bilgileri var. Eskişehir yine. Evet, evet güzel insan. Evet. Eskişehir. Ve işarete bak buğday hasatı. Evet. Yani. Ama dediğim gibi bak buraya buğdayı koyarsın. Vay be. Çok güzel. Bence bu çok orijinal bir şeymiş.
Burada da yine Eskişehir'deki Şarbay. Aynen. İlva Caddesi No. 38. Evet, evet. Evet, Eskişehirlerin. Şöyle komple, şunu uzaktan hepsi, beni de hepsini beraber al güzelim. Alıyor mu hepsini? Çok güzel ya, ne güzel. Evet, yani Ankara altında Karabüşek'teki Açık Hava Müzesi Altınköy. Köy konağının bahçesinde İlk Açık Hava Müzesi. Görüyorum, gerçekten muhteşem bir şey. Çok tarihi bir eser. Evet. Ve bunu her yerde görme imkanı da yok güzel insan. Gazim, şimdi buğday ektik. Sonra hasat zamanı geldi. Hasatı yaptık, un yapacağız. Eskiden nasıl yapılıyordu? İşte onu güzel insan böyle avuçlarla bunun içine koyarlar şöyle. Bunu böyle çeviriyor. Tutuyoruz oradan. Evet, bak şöyle. Evet. Bak böyle. Alta dökülüyor. Ezilme suretiyle un oluyor. Tabii. Bunun altına bez koyuyorlar. Evet. Avuç avuç ama çok sabır iş ama. Bu da ağır bir şey güzel insan. Peki hasat olunca bununla bu at arabasıyla çekiyorlar. Harmana götürüyorlar güzel insan. Evet. Bunları. Samanları. Tabii harmana götürüyorlar. Harmana seriyorlar. Hani diyor ya, harmana sermişler. Bir şey, öyle bir türküsü de var. Evet. Ben şimdi tam bir de orada ne var Gazim? O üzerinde samanın. Semer güzel insan. Evet. Atın semeri. Bu atın semeri bu. Eşek. Atın şeyini acıtmasın diye eşeğin. Evet, eşeğin o. Ondan sonra şurada bakın. Sonra bu güven. Güven de ayrıştırıyor. Güzel insan biliyor musun? Dünyada insanları da güveni ayrıştırır. Hmm. Mesela Kızılay'da bir olay oluyor. Örnek vereyim. Tamam mı? Evet. Kim ayrıştırıyor? Polis. Polis ne yapıyor orada? Ne görevi yapıyor? Düven görevi yapıyor. Yeni nesil belki bilmez ama Gazim, altında taşlar var. Evet, o var. Sapı samanı atlara şu boyunduruğu vurarak şuradakini dolaşıyor. Yani harmanda ekinlerini, sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, işte önüne koşulan hayvanlarla çekinen, alt yüzünden keskin çakmak taşlarında dikine çakın taş bulunan kızak biçiminde bir araç. Evet işte. Evet. İnsan bu da bunun biraz böyle sırta takılanları var. Ona küfe deniliyor biliyorsun. Hı hı. Eskiden hambalılar küfeyle taşırlardı. Hatta bu küfe böyle ağır olurdu. Yere koyunca kaldırması zor olduğu için böyle yüksekte dinlenme taşları vardı değil mi? Hı hı. Evet. Oraya koyup dinlenme taşından alıp devam ederler. Evet. Ve bunu, sapla samanlar işte traktör yüklemini dirgen, ahşap dirgen. Bak burada atların, öküzlerin koşulduğu boyunduruk. Koşulduğu şey var. Şu şeride bak. Burada yabalar var güzel insan. Güzel insan. Şundaki işçilikteki güzelliğe bak. Hı hı. Şuna bakar mısın? Tamamen el ürünü. Tamamen el ürünü. El emeği çok güzel ya. Peki burada dikkatini çeken bir şey oldu mu Gazim? Bu ahşaplar, yani tahtadan ev tamamen. Çivi yok, beton yok, şey yok. Çivi kullanılmadan. Ve bunlar Çankırı Kastamonu'ndaki eski ahşap evler sökülerek getirip buraya monte takılmış. Bakın. Evet, güzel. İşaret edersen galiba geçme yerleri var tahtaların. Evet, birbirine geçme usulüyle, bindirme ve geçme usulüyle yapılmış. Çivi kullanılmadan yapılmış. Hı hı. Kastamonu'da buna benzer şeyler çok. Sadece Kastamonu'da değil, bazilerimizde de var güzel insan. Böyle birbiri çivi kullanılmadan. Evet. Tabii o zamanlar çivi de yok ki güzel insan. Hı hı. Evet. Devir neydi güzel insan? Varın yok oldu, yokun kayıptan çok oldu bir devir. Evet, ne o yüzden. Yok ki sadece. Demir yok mesela, yok. Ahşaptan yapılıyor şeyle. Burası yokluk içerisinde yapılan bir şey. Yani burası köy konağı değil mi? Evet. Yani köy konağında şimdi kahvaltı da veriliyor. Serpme kahvaltı gerçekten çok şey. Biraz önce kahvaltı yaptık. Onunla ilgili söyleyeceğim varsa. Güzel insan, buradaki serpme kahvaltıda her şeyi bol bol serpmişler. Yiyemedik ki güzel insanı. İki kişilik kahvaltısı öyle, dört kişiyle yemek lazım burada. Bak evet. Bu da bir nevi dübek gibi herhalde değil mi? Evet, küçük dübek. Onda da bulguru döverek yani. Şimdi tabii bunu sıkararlık olarak yapmışlar. Evet. Keşke bunu buraya atmasalarmış. Evet. Elinize sağlık. Yani. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, kızlarımız gerçekten. Bu iş, evet. Gerçekten çok güzel yapılmış. Evet. Konağımızın girişi de böyle. Bakın eski konağa bakmak ve her şeyin bir anlamı çok var. Çok güzel. Evet, bakın. Şimdi neydi Gazim? Evet, onun hikaye. Önceden bu tür evleri, gelen misafirler önceden kimin geleceği belli olmadığı için misafir çat kapı geliyordu, tamam mı? Evet. Konaklarda da böyle iki tane şey oluyordu. Böyle tokmaktan iki tane oluyordu güzel insan.
bu tokmaklardan bir tanesi büyük, bir tanesi küçük oluyor. Hı hı. Küçük olan tokmağın sesi de az çıkıyor. Yani küçük olan şu anda mesela şu. Bunu küçük kabul edelim. Evet, yani az kabul edelim, değil mi? Evet. Küçük tokmakla vurduğun zaman anlıyorum ki bayan gelmiş, evin evet, bayana gelip açıyor kapıyı. Evet. Büyük tokmakla vursan erkek gelmiş, erkek açıyor kapıyı. O zamanlar öyle bir uygulama var. Yani evet, konağımızın şöyle için tabii kahvaltı verdiği için insanları rahatsız etmeden. Gazi bakar mısın? Bak, kütüphane kısmı oluşturulmuş konağımızda. Şöyle muhteşem bir şey, kitaplık yani. Ve konak iki katlı, ahşaptan yine merdivenler, tüm her şey yani. Eski yerlerde kiler diye tabir edilen. Boş beşik var. Evet. Boş beşik diye bir film var, hatırlıyor musun? Fatma Geri. Fatma Geri, evet. Evet. Çok güzel bir filmdir. Burada bol bol şey var. Konservenler. Buradan böyle cebine atıp bir tane şöyle. Güzel insan şöyle bir tane cebine atıp götürmüyor. Evet. Müşteriler görünce ayıp olur. Çalışanlar görünce ayıp olur. Gazim, eskiden dolap yoktu. Gömme dolaplar diye tabir ettiğimiz dolaplardı. Evet, bunlar vardı. Evet, bu da Gazim tekne, hamur karmada kullanılırdı. Evet, hamur teknesi, fırınlara, hamur teknesi. Evet, köy fırınlarına götürür ve evde evet, işte. Bak burada evet, da radyo var, güzel insan. Ne güzel. Ya. Nostalji güzel diyor. Evet. Tabii tarih olmuş artık. Bunu güzel, bunu bile bulup buraya koymaları güzel bir şey olmuş. Evet, evet. Gazım, gözleme kokusu geliyor. Evet, burada bir gözleme kokusu geliyor burnumuza. Pişiler falan var mı? Evet. Hmm. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gözleme yapıyorsunuz. Evet. Ne yani, Ankara gözlemesi dediğimiz değil mi bu? Çorum gözlemesi. Çorum mu? Çorum gözlemesi. Bak bir tane isim neydi? Ayşe. Ayşe ablayla komşuya çıktık, biliyor musun? Bizim köyde Ayşe abla. Esacılı. Hmm. Daha doğrusu kayınvalide mi? Evet. Kayınvalidesi döndü abla, çok kıymetli bir insan. Ben çok severdim. Tam o zaman küçüktüm ben, evet, köyden ayrıldığımda. Ayşe abla kayınvalidesi deyince böyle gözleri doldu, duygulandı. Yok, evet. Keşke olsa da. Çok seviyordum onu. Seviyor muydun? Daha güzel yani yapardı diyor. Döndü ablayı, evet, biraz önce övgüyle evet, bahsetti. Evet. Keşke o olsaydı. Ben ondan öğrendim bu işleri diyor Ayşe evet, abla. Bu Ayşe abla, bunun bir özelliği var mı gözlemenin? Yani nasıl şey yapılıyor? Vallahi yumuruyoruz, tuz atıyoruz. İşli İş sadesi istiyoruz, de oluyor değil mi? Evet, sadesi de oluyor. Patlıcanlı var, patatesli var, peynirli var. Hı hı. Kıymalı da oluyor, kıymalı, değil mi? Kıymalı evet, yok. Oluyor da. Oluyor da, evet, istesem oluyor ama. Evet, istesem oluyor. Teyzem, eline sağlık. Sen şimdi şeyli yapıyorsun değil patatesli mi? Patatesli. İsmin ne teyzem? Melek. Melek, siz de mi Çorumlusunuz Melek teyzem? O elinize sağlık. Yeni nesil bunları bilmiyor. Nasıl bu gelecekte bunlar hep yok olacak? Bu kültürler kaybolacak. Değil mi? Var mı yanınızda hani öğrenen? Şimdiki herkes getir ol, var, götür var hocam. Arıyorlar, getir, getiriyor, götür, götürüyor yani. Evet. Hepsi burada. Evet. Yemek sepeti. Aynen aynen. Evet. Şimdi bu güzelim kültürüne ne yazık ki artık telefonu kalmıyor. Telefonu kapatmadan bir şey gel yerine valla. Getir, getir daha bunu saça koymadan getirir güzel insan. Evet, ellerine sağlık. Pişiler falan çok güzeldi, kahvaltı. Katmer sesi karışık, bir de ıslatmak. Ayşe abla, katmerde biliyor musun? Katmer yapmayı. Evet. Bak bizim köyün katmeri, biz Ayşe abla köyü çıktık. Bizim köyün katmeri o değil mi? Böyle feselli de bilirsin. Evet. Sen, değil mi? Bak gördün mü? Feselli, bir adam mesela canın sıkıldı mesela. Evet. Hanımlar ne yapıyordu? Feselli. Niye? Adamı teselli etmek için. Güzel insan. Evet. Başka türlü teselli olmuyor ki adam teselli yemez. Değerli dostlar, burası Altınköy Konağı. Girişte mi itfaiye aracının yanında, iki katlı köy konağında serpme kahvaltı veriyorlar. Kahvaltı gerçekten çok doyurucu. Evet. İki kişiliğe yani gelip 12 kişiyle yersiniz. 5 kişiyle rahatlıkla. Ellerine sağlık. Yani biz tatlı kahvaltılarını aynen, bol bol aynen, yani doyduk. Bu işin uzmanları da Çorumlu oluyor genelde. Çünkü Çorum'un hanımları hamur işini çok seviyorlar. Evet. Beceri hingal da bilir abla bak. Evet. Sen de hingal yesen var ya. Ne Gazim onun şeyi? Yani? Hingal de hamurdan yapılıyor. İçinde de onun da patates, kıyma, evet, sucuk evet, bile koyuyorlar değil mi? Hadi sucuklu da oluyor. Hingal. O ayrı bir şey ya. Çok zahmetli bir yemek. Güzel insan. Her gün yapılmaz o. Ayda iki kere, üç kere yapılır. Dostlar buram buram doyulmaz o. Bakın şimdi kahvaltıdan kalktık ama ye beni evet, diyor.
Bakın teyzem yani kolay gibi görülüyor ama bak yer sofrasında oturuyor, ayaklar aynı şekilde yani kolay değil. Ayaklarım geçin. Konuşmuyor mu teyze? Evet, kolay değil. Bakın hamurlarımızı öyle hazırları yapıyor. Ortamı da güzel, sadece temiz. Sadece yani. Uyuşmadan duruyorlar. Helal ellerinize olsun. Sağlık. Evet, kolay gelsin size. Kolay gelsin. Evet, gelmek isteyeni burada güzel bir ortam karşılıyor. Köy konağının, altı köy konağı girişinde. İşte çay ocağı. Evet, belki merak edenler için de çay ocağımızı da gösterdik. Böyle servisi de çay demliklerle veriyorlar. Aileye açık alan da var, kapalı alanlar da var. Burada da işte eskiden kalma 100 yıllık kullanmış eski aletlerini var. Bakın mobilya rende. Bir insan bak bu da şey. Rende. Hatırlıyor musun böyle? Evet. Amcamın vardı, amcam mobilyacıydı. Bak bu da böyle bak ayarı mayarı da var. Burada biraz bunu derinde biraz evet. Şeye alabiliyorsun güzel insan. Gazim şu sepetin de özelliği var biliyorsun değil mi? Bunu. Evet. Yani balık tutmada da kullanılır, malzeme doldurmada da kullanılır, taşımanın istifte de kullanılır. Evet, evet. Bunun altını kapatıyorlar, biraz daha dar oluyor, balık tutmada kullanılır. Hı-hı. Güzel insan, evet. Yani. Bak bu da şey, güzel insan, ya bak, böyle kar kürümek için. Evet, damdaki biriken karları. Kadın görüyorsun değil mi, bak çıkıntılara geçme süreçleri. Evet, evet, aynen, aynen. Evet, bakın. Yeni nesil. Şurada bir fotoğraf var Gazi'nin. Dikkat edin. Bu fotoğrafta yani dili olsa konuşsa. Evet. İşte anlattığımız güzel. Şeyleri. İşte. Kaan'ı. Öküz. Aynen. Bakın. Şu boynuna vurulan işte at arabasının şeyi. Yani. Aynen. Çok güzel bir resim bence. Evet. Yani. Ve Gazi'm buraya bakarsan. Bak şuradaki boyunduruk dediğimiz evet, atları. Öküzlerin yani bu çektiği. Atın boynuna geçiyor. İlginç bir kap var. Bakın yani bu da bakır. Yani saplı. El yapımı. Yine elinize sağlık işte kız hanım gerçekten teşekkür ediyoruz. Güzel insan ne güzel bir evet. Radyo. Bak Mozart hem plak hem radyoymuş ya. O zamanlar bu çok değerlidir. Evet. Zamanında. Tabii şu, şimdi nostaljik daha şurada da şurada Kazım ilginç bir şey var. Yani şu güzel konu. İnsan bu da yine böyle bazen çatırlarda kullanılıyor böyle. Hmm. Bazen de bunu şeyde de kullanıyorlar böyle. Bir şey böyle bir dübek gibi bir şey var. O dübek evet. De böyle dövmek için kullanılıyor. Evet. Ağacın bile burada bir nostalji özelliği var. Evet. Altınköy konağımızda gezimiz devam ediyor. Evet. Ahşap evlerimiz, köy konaklarımız bunlar. Peki. Şurayı çektin mi? Çektiydin değil mi? Kapatayım. Kapattım. Evet güzel insan bu ne için kullanılıyordu? Öküzler vardı eskiden. Kağanı'yı öküzler çekerdi. Şuraya boyunduruk deriz. Boyunduruk vurulu çift taraflı. Üzerine saman yüklenir. Diğer balyalar yüklenir. Saman olduktan sonra don diye tabir ettiğimiz kalın çuvallarla. Tekerlekleri yüklenir. Çok çok sağlam. Patlama deriz yok. Şey deriz yok. Ve o şey. Eski öküzler var. Şimdi öküzü bunlar zor galiba. Tavşan aldın mı? Ne açtı tavşan? Tavşan mı? Güzel insan.
bilir insanlar. İşte dediğim gibi bir zamanlar yük taşımak için kullanılıyordu bu kanılar. Rahmetli babamın da kanısı vardı bir dönemler. O dönemler güzel insan, kanıların şöyle bir özelliği vardı. Kanıların bu tekerleri, bu ahşaplar birbirine sürterek bir ses çıkarıyordu. O ses adeta böyle o dönemlerdeki çiftçileri büyülüyordu. Hatta bizim bir kanımız vardı. Rahmetli babam diyordu ki, bizim komşumuz vardı Emin abi. Onun kanısının sesi daha güzel ses çıkardığı için babam arada sırada Emin abilerin kanıyla sap taşırmış. Sırf o gıcırtı sesleri böyle müzik gibi oluyor güzel insan. O daha güzel çıktığı için. Tabii önceden diyorum ya, varım yok oldu, yokum gayet çok oldu zamanlarda. İnsanlar kendilerini her şeyden mutlu oluyorlar. Şöyle kanının gıcırtı sesinden bile insanlar mutlu oluyordu. Düşünsene. Şimdi görüyorsun, bin çeşit yemeğin içerisinde, her şeyin bolluğu içerisinde insanlar mutlu olmuyorlar. Daha farklı arayışlar içerisine giriyorlar güzel insanlar. Önceden insan hiçbir şey yokmuş ama mutluluk varmış, huzur varmış güzel insanlar. Kanlı dönemlerde. Evet, bahsetti Gazi'nin kanı tekelini. Tamamen el işçiliği değil mi Gazi? Aynen. Bu şekilde.